أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أعز الخالق العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماوات الأولى بأحمد وفي الأراضين السفلى بأبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين بهن تبلى ومن أعضائه ومن أعضائهم نتبرأ إلى الله. محترم مؤمن الله mübarek bir ayda, mübarek bir mekanda bir araya gelmişiz. Gerçi buranın şer'i olarak, o şey az altlarına koyuyoruz. Şer'i olarak buranın mescid hükmü çok mazal. Mescid hükmü yok. Cami. Cami hükmünde şer'i olarak değil ama Allah katında müminlerin bir araya geldiği, kalplerin birleştiği, Allah sevgisi üzerine, Peygamber Ehl-i Beyt sevgisi üzerine buluştuğu bir mekan olması hasebiyle çok mübarek, mukaddes bir mekandır. Çok uzun engeller aşılarak, çok uzun büyük zorlukların üstesinden gelerek burada bir araya gelmenin Allah katında eminim kadri ve menzileti bizim mesela İdir'deki camilerimizden belki hatta İstanbul'daki camilerimizden daha da fazladır. Çünkü dün de arz ettim efdalul e'mal ehmeduha. Bir iş ne kadar zorsa Allah katında bir o kadar değerlidir. Burada cami kurmak, burada müessese tesis etmek illaki oralardan daha zordur. Dün bir şey söylemiştik, bir şey üzerinde durmuştuk. Neydi o? Dedik ki, hacım, sen yoktun. Dedik ki, insandan kıymetli bir şey yoktur. Masirallah. O birini kullanan, onun tablosundan kullanan. İkisini de birden kullanan. Olar mı? Masirallah. Allah'ın dışında insandan daha kıymetli bir şey yoktur. Ve bu Kur'an'ın neresindedir? Arz ettik ki Allah-u Teala insanı yarattığını anlattıktan sonra buyurur فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ kendi kendine aferin değil hiçbir yerde dememiş. Bir de Bakara suresinde buyurur ki inni ca'ilun fil ardı halife. Meleklere buyurdu ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bir başka yerde de halife kendi halifesi olarak tanımlamış insanı. Bir başka yerde de ne buyurur? İnna halaknal insane fi ahsani taqvim. Bu ayet açık bir şekilde buyurur ki biz insanı en üstün kıymette yarattık. En üstün değerde. Bu
Kur'an'ın açık şahitliğiyle insanoğlu en değerli varlıktır. Şimdi bunun peşine düşelim ben de. Niye? Neden insan en kıymetli varlıktır? Hacmi mi daha fazla? Yüzü mü daha güzeldi? Hepimiz de öyle çok güzel değildik ki Hacmi Aleyhisselam'la da. Yoksa kolumuzun kuvveti mi daha fazladı? İnsanı ehsen-i takvime çıkaran en üst kıymete ulaştıran nedir? Bu Allah'ın kelamında olmasaydı biz yine kendimiz bunun farkında değil miydik? İnsanoğlu kendisi de farkındadır ki yaratılmış en kıymetli varlıktır. Bir hekimin, bir ilahi hikmet pirinin, bir filozofun benim zihnimde, fikir dünyamda yer eden bir sözünü aktarayım size. Buyurdu ki, varlıkları çeşit çeşit biz kısımlandırıyoruz. Canlı, cansız değil mi? Konuşan, konuşmayan, insan konuşandır bizim. Fakat bir taksim, bir bölme var, bir gruplandırma var ki ondan gafil olmuşuz. Nedir o gruplandırma? Diyor ki o hekim, varlık alemi Allah'ın dışındaki var olanlar ikiye ayrılır. İnsan ve gayri insan. İnsan ve insanın dışında olanlar. Neden? Bu bölmenin temelini şöyle açıklıyor. İnsan kendisi dışındaki bu alemde bulunan bütün varlıklara musallat olabilir. Bütün varlıklar üzerinde kontrol oluşturabilir. Dinozorlar bugün yaşasaydılar, emin ol onların da bizden çok çekeceği vardı. Onları bile bir şekilde acaba nasıl bir yerlerde kontrol ederiz, nasıl tahakkümümüz altına alırız diye hesaplar yapardı. Emin olun başarırdık da. İnsan ta gitti, aya çıktı. Kendisinden çok daha güçlü şeyleri bir şekilde tasallutu altına alabilir. Sadece insandır ki başka varlıkları analiz edebilir. Değerlendirmeye tabi tutabilir. Hakkında yorum yapabilir, araştırma yapabilir. Sadece insandır ki eşyaya isim takar. Bak. Ben öyle bir cümle dedim. Emre sen de bir cümle duydun. Bu çok, çok anlamlı bir söz. Eşyaya isim takabilme kabiliyeti sadece insanda var. Ve bu sayede fikir gelişir. Bu sayede medeniyet oluşur. Bu sayede kültür oluşur. Bu sayede fikir birikimi oluşur. Bir an hiçbir şeyin isminin olmadığını düşünün. Zihninizdeki isimleri silin. Ne konuşabilirsiniz, hatta ne de ileri düzey bir düşünce imkanınız olur. Düşünceye de yardımcı olan isimlendirmelerdir.
Biz düşünürken de kelimeleri, isimleri kullanıyoruz. Mesela diyorum, kibir dediğimiz zaman çok basit, elle tutulur, gözle görülür bir şeyden bahsetmiyor. Bir manadan bahsediyor. Ona bir isim koyduğumuz için onu rahat tasavvur edebiliyoruz. Sömürmek dediğimiz zaman ona bir isim koyduğumuz, her şeyi düşünün. Felsefi terimlerden tutun, yerdeki böceğe kadar, halıya, yok bilmem cami, şehir. Hatta fiiller de gelmek, gitmek, bunlar da isimlendirmedir. İsim değildir ama sonuçta bir eyleme bir isim koymuşsunuz. Yemek, içmek, bunları birbirinden böyle ayırt ediyoruz. İnsanoğlunun bütün varlıklarla cevheri, esaslı bir farkı var. O nedir? Budur. Diğer bütün varlıkları isimlendirebilir, onlar hakkında onlara sulta kurabilir, onları analiz edebilir, bilgi birikimi yapabilir. Başka hiçbir canlı veya cansızın böyle bir kabiliyeti yoktur. Ve irade sahibidir. Seçim, seçme sahibidir. Seçme kabiliyeti, ihtiyarı var. Geçen toplantıda da hafiften bahsettim. Gençler, bazen karşılaşabilirsiniz. Hani Darwin teorisi var ya, türlerin birbirinden türemesi. İnsanın da nihayet maymundan gelmesi deniliyor ya. Buna karşı cevap vermeniz için, bilimsel cevap vermeniz için çok ileri düzey bir bilim sahibi olmanız lazım. Yani biyoloji, bu DNA'lar falan filan, ne diyorlar o bilim dalına bir an? O ilimlerde ileri bir seviyeye sahip olmanız lazım ki bu konuda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Kabul edesiniz veya reddedesiniz. Ama o iddiayı, o fikri çürütmek için size kestirme bir yol göstereceğiz. O bu sohbettir, bu meseledir. Bugün konuştuğumuz şeydir. Nedir? Darwin teorisinin özeti şudur. Önce suda tek hücreli bir canlı meydana geldi. Hatta bakteri. Hatta ondan öncesi organizmadan da öncesi. Organizmadan da öncesi gıda yok, hayır. Yani tam olarak canlı olmayan bir şey. Sonra tek hücreli varlık canlılar, ondan sonra daha organizmalar, ondan sonra suda yaşayabilen canlılar, sonra zamanla hem suda hem karada yaşayan canlılar, sonra sadece karada yaşayan canlılar, ondan sonra işte bilmem ayağı vardı, yok oldu oldu yılan, bilmem. Önce bir şekilde atladı, sonra kanat açtı falan filan. Sonra işte ne oldu? Maymun oldu. Ondan sonra maymundan da insan oldu. Çok bilimsel olarak, çok mantıklı temeller üzerine kurulu bir teoridir. Güçlü bir teoridir. Karşısında konuşabilmen için bu bilimleri bilmen lazım. Biyolojiyi çok iyi bilmen lazım. Canlılarla, canlıların gelişimiyle ilgili, hücreyle ilgili, bu canlıların birbirine evrilmeleriyle ilgili bilgi sahibi olmak lazım.
canlıların tarihini bilmek lazım. Bunlar bizim için zordur değil mi? Normal bir mümin için belki hiç ilkokulda okumamış. Peki hiç bir bilgisi olmayan bir mümin, ya yok kardeşim ben maymun falan değilim, ben maymundan gelmedim demesi için en basit, en mantıklı, en sağlam düşünce şudur. Yahu kardeşim, dünyada var on binlerce, yüz binlerce tür. Böceğiyle, kuşuyla, sürüngeniyle, uçanıyla, kaçanıyla binlerce, on binlerce, yüz binlerce. Milyona varıyor mu bilmiyorum. Bunlar arasında ben tekim, tek tek. Ben tekim. Sen daha yani sadece özüm diyorum. İnsan onu tektir bakın. Mesele buradadır. Meselenin aslı buradadır. Ruh olarak, akıl olarak, kimlik olarak, mahiyet olarak insan tektir. Beden olarak maymuna benzeyebiliriz. Benziyor. Ama ruh olarak, akıl olarak eşsiz ve benzersiziz. Eşi benzeri olmayan Allah, canlılar arasında gerçekten eşi benzeri olmayan bir canlı yaratmıştır. İnsan ismiyle. Dolayısıyla bizim diğer hayvanlarla aramızdaki fark, katırla eşek arasında, yok atla deve arasındaki fark gibi değil. Biz apayrı bir şeyiz. Ne onlar bize benziyorlar, ne biz onlara benziyoruz. Ne olarak? Fizik olarak değil. Dolayısıyla canlılar birbirinden türemiş de olabilir. O konuda bir sorunumuz yok. Hatta insan Adem öncesi, Adem Aleyhisselam öncesi insana benzer canlılar da olmuş olabilir. Birebir bizim gibi. Aynı bizim sahip olduğumuz bedeni taşımış da olabilirler. Ama onlar insan değiller. Bakın şu anda önümüze çok zor bir soru konulmuş gençler. Deniliyor ki Hazreti Adem, peygamberleri hesaplasanız kutsal kitaplarda yazılanlara baksanız Hazreti Adem en fazla 6, 8 veya en fazla 10 bin yıl önce yaşamış. Doğru mu? Siz deyin 50 bin. Hatta deyin 100 bin yıl önce yaşamış. Ama bugün bir takım insan fosilleri bulunuyor. Bunlar yüz binlerce yıl önceden, milyon yıl önceden insan fosili var. Hani ilk insan Adem'di? Dinin buradaki iddiası çürümüş olmaz mı? İlk insan Adem'se yüz binlerce yıl önceki bu fosiller nedir o zaman? Buna belki bir sünni kardeşimiz cevap vermekte zorlanabilir. Ama bizim cevabımız İmam Cafer Sadık Aleyhisselam 1400 yıl önce bizim için bir köşeye yazdırmış. Aleyhisselatü Vesselam. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ashabına, siz sanıyorsunuz ki bir alem var, bir de Adem mi var? Dediler ki evet, bir alem, bildiğimiz alem, bir de bir Hazreti Adem. Hayır buyurdu. Kable Adem elfu elfin Adem ve gire hazel alem elfu elfin alem.
Adem'den önce bin Adem vardı. Ve bu alemin dışında bin çarpı bin yani. Milyon. Ya gerçekten milyon olduğu için ya da hiç çok anlamında söylenmiş bir söz bu. Hazreti Adem bu neslin ilk insanıdır. Bizim babamızdır. Ama ondan önce de insan nesilleri var. Bununla ilgili Şia kitaplarında birçok rivayetler var. Ehl-i Sünnet kitaplarında da bir tek rivayet Peygamber Efendimiz'den yine buna benzer manada var. Ya da diyeceğiz ki evet insan fosilleri olabilir ama onlar insan değiller. Yani ruhları insan ruhu değil. Bizim gibi medeniyet kuran, irade sahibi olan, eşeğe isim veren, fikir üreten insan Hazreti Adem'de başlamıştır. İki cevabı da mantıklı olarak biz bu sorunun karşısında verelim. Ama biz neyin peşindeydik? Bu parantez içerisinde bir şeydi, önemli bir soruydur, karşılaşılıyor onun için anlam. Biz şunun peşindeydik. İnsan Allah'tan sonra Allah'ın dışındaki en üstün varlıktır. Hazreti Muhammed-i Mustafa Allahümme salli Muhammed ve âli Muhammed. Neden Allah-u Teala'dan sonra en üstün varlıktır? Peygamber olduğu için değil. Melek olduğu için değil ki melek değil. İnsan olduğu için. Siz insan olmayı az bir şey mi sanıyorsunuz? İnsan olursan zaten Allah'ın dışında olunabilecek her şeyi olmuşsun. Hazreti Peygamber'in iftiharı, derecesi İnsan olmasındandır. Allah'ın kitabında İnna halaknel insan kesinlikle biz halakna yarattık insanı kelime kelime tercüme ediyor. Fi ehseni takvim en üstün değerde. En üstün ne demek? En üstünde falan şeyden sonra, behman şeyden, meleklerden sonra dememiş. Mutlak demiş. Biz insanı en üstün mertebede yarattık. Yani insan olmak sağ ol. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. İnsan olmak en üstün mertebedir. Buna hepimiz, bütün insanoğlu da imanlı imansız şahittir. İnançsız biri de en değerli tercih edeceği şey insandır. Dünkü toplantıda dedim ya Hacı Mahir'den dedim. Bütün dünyayı sana verseler ama deseler tek yaşayacaksın. Yanında Hacı İsmail de olmayacak, hiç öbürler de olmayacak. İstemez. Der ki küçük bir evim olsun ama yanımda insan olsun. Eş olmasa da, kadın olmasa bile, yani evleneceğim bir insan olmasa bile, yani sorsan ki bir tek insan olsun senden, kadın mı olsun, erkek mi olsun dersin ki kadın olsun da. Ondan soyun var. Ama deseler yok, kadın kalmadı şeyde, stoklarda. Ne olsun isteyeceğin yine bir erkektir. Hiç olmazsa onunla dertleşersin, yalnızlığını paylaşırsın. Bu ne gündemizi düşünecek deriz. Neden? Çünkü insandan daha değerli hiçbir mücevher,
hiçbir meyve, hiçbir sebze, hiçbir güzellik yaratılmamış. Bu bizim hepimize bir müjdedir. Farkına varalım. Biz en kıymetli varlığız. Subhanallah. Biz en zirvede yaratılmışız. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ama ayetin devamı var. Bu da kötü haber. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اِلَى اَسْفَلَ السَّافِلِينَ Biz insanı en üstte, önde çıkarttı üstte. ثُمَّ sonra رَدَدْنَاهُ indirdik. Onu aşağıların aşağısı. Pazar olur da öyle. Böyle tarifliyi de bir den ile bir yere salın da. Kardeş ne o çıkartma alın ne bu yere çalın. Ama Allah-u Teala buyurur illa istisnası var. İllellezine amenu ve amilussalihat. Biz insanı en üstünde yerde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına attık. Meğer iman edip güzel. Yani ne? Biz onu en üste yarattık. O en üste kalmanın yolunu da öğrettik. İman eden ve amel eden o en üste kaldı. Eşref ve mahlukat olmaya devam etti. Ama nefsine uyan, şeytana uyan düştü aşağıların en aşağısına. Niye o kadar aşağı be? Çünkü mesela önüne bir şey atıp maymunu oynatsalar, değil mi? Maymuna bir şeyler verseler, maymun oynasa, maskaralık yapsa, değil mi? Küçülmüş olmaz. Zaten meymindi da meymun oynadılar. Ama insana verseler, oynatsalar, o meyminden daha değersiz gelir bizim gözümüze. Niye? Çünkü ona yakışmır. İnsanoğlu sahip olduğu değerden dolayı eğer kendini düşürürse hayvanın değerine inip de orada durmaz, onun da aşağısına iner. Esfele safilin. Aşağıların da aşağısına. Ramazan ayı nedir? Ramazan ayı bu aydı ki kendimizi yeniden keşfedelim. Allah'ın kelamı bak ne değil. Birkaç yerde ayetlerini okudum. Bizi en üste koydu. Ve der ki kıymetinizi bilin, o üste kal. Kıymetiniz nedir? İnsanın kıymeti Allah'tan aşağı hiçbir şey değil. Senin değerin Allah'tı, başka bir şey değil. Hatta cennet de senin kıymetini ödemez. Cennet de, çünkü dedim ya, cennet de nedir? Dünya anlattığında bütün dünyayı verdik, kabul etmedi de adam. Özür bu da. Cennet de öyle bir şeydi de daha güzel olsun. Yunus değil ya, cennet cennet dedikleri birkaç saray, birkaç huri. İsteyene versen onu, bana seni gerek seni. Hazreti Emirül Mümininin bir sözü var. Ay ne güzel demiş Allah. اَتَزْعَمُ اَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَف۪يكَنْ طَوَى عَالَبُ الْاَكْبَرِ Sen kendini küçük bir cirim, bir kütle, bir küçük bir şey mi zannedersin? Halbuki büyük alem senin içinde yerleştirilmiştir. Alem insanda yerler. Bütün alem insan. Allah'a. Bütün alem insandadır. Bu kemal
Büyükler bilgelerin bir sözüdür bu. Derler ki insan küçük alemdir. Alemin özetidir. Alem de insanın açılımıdır. Bütün alem insanın içindedir. Ve Allah-u Teala'nın insana verdiği kıymet odur ki hadisi kutsi'de nakledilmiş. Allah-u Teala buyurur ki ben hiçbir yere sığmam. Bir tek müminin kalbine sığar. Dikkat buyurun. Ya biz o muymuşuz gerçekten? Biz o muymuşuz ki kendimizi beş pula satıra, geçici dünya zevklerine satıra, olmadık değersiz şeyler için kendimizi küçüklüyor. Niye? Çünkü kim olduğumuzun farkında değiliz. Ramazan seni bu sofraya niye oturdur? Ramazan sofrası. Seni istiyor sana anlatır. Kim olduğunu sana anlatır. Diye ki bak Meşhedi Hacı genç. Hazreti Ali buyurur yine. Senin değerin cennetten aşağı değil. Bak cennetten aşağı değil. Kendini ondan aza satma. Yani en az değerin olur. Üç kuruş, üç beş kuruş geçici menfaat için şu azametli ruhunu, insaniyetini, kişiliğini, imanını feda etme. Küçük hesap yapmış olursun. Akıllı insan kimdir? Uzun vadeli hesap yapar. Akılsız insan diyor ki hele bugünü geçireyim, yarın Allah kerimdir. Mesela neyine? Cebinin harçlığı bitir. Götürür evini olduk olmadık fiyata satar, o günü kurtarsın. Bu akılsız adamdır değil mi? Akıllı adam uzun hesaplar yapar. En akıllı adamın hesabı da bu dünyaya sığmaz. En akıllı adamın hesabı bu dünya. Yani bu evdi yok bilmem ne bunların ötesinde. Öyle bir hesap yapar ki ebediyeti satın alır. O kimdir o İmam Ali'dir? Buyurur ki kimileri Allah'ın cennetine tamah ederler, ondan Allah'a ibadet ederler. Onlar tacirdirler. Hiç sorun da değil. Yapsınlar, Allah cennetlerini de verir. Eğer ibadetlerini yerli yerine yapanlarsa. Bazıları da var ki cehennem korkusuyla ibadet ederler. Onlar da nediler? Korkaklardılar. Ama buyurur ben Allah'a o layık olduğu için ibadet edilir. Cenneti cehennemi koymuşum bir kenara. Ben onun özüne müşteriye. Onun rızasına müşteriye. Ben ona ibadet edilirim çünkü o hakkıdır. Çünkü o buna layıktı. Ve benim de en kıymetli derecem odur ki onun kulu olan. Onun için kul olmak en büyük saltanattır. Onun kulu olmak en büyük saltanattır. Sultan olmak dilersen tacı sorgucu unut. Zafer araban senin gıcırtılı bir tabut. İnsan ki alnını secdeye koydu arşa yükselir. Ama nasıl ki insan Allah'a karşı büyüklenmek istedi, o zaman esfele safilin. Yerini şaşırır çünkü. Yerini şaşırır. Müminler, Ramazan'ın bu mesajını alalım. Kim olduğumuzu bilelim. Bu ruhumuzu ebediyetin dışında bir şeye satmıyorum. Hiçbir dünyevi menfaate bir gıdım, bir parça, bir tike maneviyatımızı, imanımızı satmaya. Hazreti Bekiyetullahi Re'adam Hüccetimül Hasenül Eskeriye Celallahu Teala Ferecahü Şerif başımızın tacı. Onun da bizden beklentisi odur.
O zaten onun için var ki insanın ne demek olduğunun örneği olsun, numunesi olsun, modeli olsun. Allah-u Teala oruç namazımızı kabul eylesin. Amin. Böyle maşallah meclisimiz bayağı değil mi? Hacı bayağı bir... Evet. Yani soframız ona dayanmayacak ama inşallah o ara doğru gelir. Allah-u Teala bu meclisin şevkini, aşkını, muhabbetini günden güne artırsın. Meclis için zahmet çekenler, gelip gidenler hepsinden razı olsun. Amin. Bu meclisleri bize miras bırakan atalarımız, dedelerimiz, aydınlarımız, müştehitlerimiz hepsine ganimetle rahmet etsin. Amin. Bu evlatlarımızı, meclisimizde bulunan herkesin evlatlarını selamet eylesin. Amin. Yerin göğün belalarından hıfz eylesin. Allah-u Teala İslam için, iman için, insanlık için hizmet eden herkesi kendi teyidiyle müeyyed eylesin. Amin. Allah-u Teala ağamızın, o güzelin zuhurunu acil eylesin. Amin. Bizi de onun yâber ve ensarlarına karar kılsın. Amin. Bin nevihi ve alihi. El-Fatiha ma'as-salavat. Allahümme.